İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin 2018 yılı parlamento seçimlerine bir aday daha Antep'teki Ermeni evlerine el konuldu. Türkiye iki taş arasında, İran mı, Amerika Birleşik Devletleri mi? Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komiserliği Filistin halkının temel haklarına yönelik saldırıları kınadı. Suriye'nin güneyindeki bir dizi terör saldırılarında en az 32 kişi öldü. Yunanistan'da orman yangınları devam ediyor. Koren Abrahamyan, 2018 yılında gerçekleşecek olan Batı Ermenistan Cumhuriyeti parlamento seçimlerine adaylığını koydu. 2018'de gerçekleşecek olan Batı Ermenistan Cumhuriyeti parlamento seçimlerine adayların adaylık işlemi için imza toplaması 1 Şubat 2018 tarihinden itibaren başladı. Aday, biyografisini, kısa faaliyet programını ve eğitim sertifikasını sunmalıdır. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Parlamentosu, Batı Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşlarınca oluşmaktadır. Milletvekilliği adaylığı için Batı Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşlık kimlik kartına sahip olmak gerekiyor. Adaylar, aday olmak için Batı Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşlarından en az 200 imza toplamalıdır. Seçimler hakkında daha ayrıntılı bilgiyi Batı Ermenistan Devlet Televizyonu sitesinden edinebilirsiniz. Aintap'ın eski Ermenilerle yoğun Beyatlı semtinin araştırılmasıyla ilgilenen Berkay Yıldırım, kendi çalışmalarından birkaç detayı sunuyor. Berkay Yıldırım, Bey semtinde Ermeniler, Türkler ve Yahudiler yaşadı. Fakat Ermenilerin kendilerine özgü izlerinin kaldığını vurguladı. Aintap Ermenileri tarihi üzerine uzman olan tarihçi Murat Uçaner ise, akşam saatlerinde Ermenilerin evlerinden piyano seslerinin duyulduğunu belirtiyor. Ayrıca şimdiki Kurtuluş adıyla anılan caminin geçmişte Surp Asvadazin Ermeni Kilisesi olduğu belirtiliyor. Deli Sabah'ta Türk-İran ve Türk-Amerikan ilişkileri üzerine kapsamlı bir makale yayınlandı ve İran'a yönelik yaptırımlar sonucunda Türkiye'nin bu iki devletin ortasında kaldığı vurgulandı. Özellikle yazar, ABD'nin İran'a karşı bir savaş başlattığını ve her ülkeyi Tahran'la mücadeleye katkıda bulunmaya çağırdığını belirtmektedir. Şu anda ABD, İran'ın petrol ihracatını küresel pazarda Suudi Arabistan petrolü yerine tamamen engellemeyi planlıyor ve bu durumdan ayrıca Türkiye de zarar görecek. Buna göre ABD, Ankara'dan Tahran için ticaret hacmini azaltmasını ya da sonuçlarına katlanmasını talep ediyor. Türk Ticaret Odaları ve Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Rıfat, Washington'un taleplerini artırdığını doğruladı. Müzakereler devam ediyor ancak Ticaret Odası İran'la ticaret kısıtlamalarına şiddetle karşı çıkıyor. Yazara göre sorunun özü İran nükleer programıdır ki Birleşik Devletler bundan çekilmişti. Yazar Türkiye'nin Birleşmiş Milletler yaptırımlarının yürürlüğe girmesinden sonra zor bir durumdayken İran'ı sürekli olarak desteklediğini ancak İran'ın Türkiye'nin kararlılığını çoğu zaman göz ardı ettiğini yazıyor. Bugün Türkiye'ye Suudi Arabistan'dan petrol satın almasını talep ederken İran'dan Türkiye'ye boru hattıyla gelen petrol daha düşük bir fiyatla geliyor. Sonunda şu anda Türkiye'nin ABD ve İran'ın ortasında kaldığı sonucuna varılıyor. Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad al-Hüseyin, İşgal altındaki Filistin topraklarındaki hukuki durum hakkında endişelerini dile getirdi. Ona göre sivillere karşı keyfi tutuklamalar yaşanıyor, planlı saldırılar ve zorla yerinden edilmeler gerçekleştiriliyor. Zeyd ayrıca İsrail ve Gazze sınırında yer alan şiddete de değinerek birkaç onlara varan Filistinlilerin öldürüldüğünü vurguladı. Birleşmiş Milletler Teşkilatı ve Mısır hükümeti İsrail ile Hamas arasında bir ateşkes ilan edilmesi çabalarına rağmen durum son derece kırılgan olan konumunu koruyor. Gazze'deki son cinayetlerle bağlantılı olarak Yüksek Komiser, İnsan Hakları Konseyi'nin Mayıs ayında davanın Bağımsız Uluslararası Sorunlar Komisyonu'na gönderilmesine karar verildiğini de kaydetti. Yüksek Komiser'e göre son protestoların nedenlerini açığa çıkartmak hayati önem taşıyor. Suriye'nin güneyinde Es-Süveyda eyaletinde 25 Temmuz'da gerçekleşen bir dizi terör saldırılarında 32 kişi ölmüş, onlarca kişi ise yaralanmıştır. Ülke yönetiminin denetimi altında bulunan bölgelerdeki bu terör saldırılarını İslami Devlet üstlendi. Sana Ajansı'nın belirttiğine göre 25 Temmuz'da Suriye'nin güneydoğusundaki Es-Süveyda şehrinde kuvvetli patlamalar gerçekleşti.
Ajansın verilerine göre intihar bombacısı pazar yerinde kendini patlattı. Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki orman yangınını itfaiyeciler bu zamana kadar söndürmeye çalışıyor. Yangınlar sebebiyle en az 49 kişi ölmüş, 140 kişi ise yaralı durumda. Yunanistan'daki yangınlar nedeniyle Yunanistan'daki Sosyalist Partiler İttifakı Antarsya'dan yapılan açıklamada Yunanistan'ın kendi halkını yangınlardan koruyamadığı belirtildi. Antarsya'nın açıklamasında ülkedeki harcamaların sosyal hizmetlerden ziyade silahlanmaya daha fazla odaklanıldığı konusuna özel bir dikkat çekiliyor. Açıklamada askeri harcamalar ve dış borç ödemeleri nedeniyle sosyal hizmetlere çok az para ayrılıyor. Ülkede orman müfettişliği kapatılmış, itfaiye servis masrafları kısıtlanmış, gerekli ekipman kullanılmıyor. Tüm bunlar nedeniyle önleyici tedbir almak mümkün olmadığı denildi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Aram Mofsisyan tarafından seslendirilen Hamşen Halk Türküsü Mona Mona'yı sunuyoruz. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.